Efendim biliyorsunuz bu Lütfiye Gündüz'ün cinayetiyle ilgili artık demekte bir sakınca görmüyorum. Cinayetiyle ilgili ilk konuşulan şey Nezen'in cinayetini bildiğini, yani Nezen'i kimin öldürdüğünü bildiği ve bunu açıklayabilecek açıklama durumunda olabileceğiydi. Bunda kimi işaret ediyorduk? Ahmet Taşkın'ı. Evet. Ahmet Taşkın daha sonra bir cezaevinden mektup gönderdi ki aslında Nezen cinayetinde de ilk şüphelilerden biri de Ahmet Taşkın'dı. Bunu kabul etmek evet. lazım. Fakat Ahmet Taşkın Lütfiye'nin kaybolduğu gün Lütfiye'yi yine ölümle tehdit eden kişi. Bunu da Duran Bey sonunda itiraf etti. Sonra Yasin dedi ki ben o gece Lütfiye'yi gördüm. Ahmet Taşkın'la buluştu. Şunu da biliyoruz, bu da aslında bir maddi kanıttır ki o gün Ahmet Taşkın iki kere Lütfiye'yi arıyor. Bir tanesini kendi telefonundan arıyor, diğerini de o Lale'nin telefonundan arıyor. Sonra Ahmet Taşkın bize cezaevinden bir mektup gönderdi. Dedi ki işte o Lale'nin telefonundan alıyor ya Ahmet Taşkın, arıyor ya. Lale de dedi daha sonra kocasını öldürmek suçundan cezaevine girdi, şu an cezaevinde. Ama bu cinayeti Lale tek başına işlemiş olamaz. O zaman küçücük bir, zaten hani yapı olarak da küçüktü. Zaten mahkeme de bunu çok araştırdı. Kocasını tek başına boğmuş olamayacağına karar verdi. Bir erkekten de bahsedildi ama o erkek bulunamadı. Daha sonra biz bu konuyla ilgilenen avukatla da görüştük. Avukatımız da dedi ki evet, o gece Lale'nin kocasının öldürüldüğü gün ortada 3 izmarit bulundu Kürt ablasının içinde. Biri ölen şahsa aitti. Biri şu an öldürdüğü için cezaevinde bunlar Lale'ye aitti. Ama üçüncü izmaritin sahibini bulamadık. Tabii bununla ilgili bulamadık derken dosya elimizde olmadığı için hani kimlerin DNA'sı alındı da kimlerle eşleşti eşleşmedi onu bilemiyorum. Yani ben, hani mesela Ahmet Taşkın'ın DNA'sı alındı mı o dönem? Onu bilemiyorum. Sanırım alınmamış ama, öyle değil mi? Sanırım alınmamış. Neden alınmamış onu da bilmiyorum. Her anda alınabilir, yeniden alınabilir. Ve avukat da inanmamış tek başına Lale'nin öldürdüğünü. Mutlaka bunun içinde bir başkası var demiş. Lale sadece ben öldürdüm, başka bir şey açıklamayacağım demiş. Hiçbir şey konuşmadan kadın gitmiş, cezasını çekmiş. Zaten zor durumda kadınlar bunlar ya. Çok üzülüyorum. Şimdi cezaevinden gönderdiği mektupta da Ahmet Taşkın dedi ki işte o kişi, yani o üçüncü kişi Nurullah. Çünkü Nurullah Lale ile beraber öldürdü kocasını. Lütfiye de bunu biliyordu. Lütfiye de yanlarındaydı. Ve bu yüzden de Nurullah Lütfiye'yi öldürmüş olabilir. Şimdi dün özellikle yayına çıkamadık. Neden? Çünkü bir takım bilgiler almak istedik. Şimdi bu Nurullah dedi ki ben o sırada askerdeydim. Abisi de askerdeydi. Ben öldürmedim. Şimdi askerlik şubesine gitti Nurullah ve oradan bilgiler alındı. Şimdi Lale Sunar'ın, eşi Mustafa Sunar'ın evinde ölü, yani Lale'nin Mustafa Sunar'ı öldürdüğü tarih 6 Ocak 2012. 22 Şubat 2011'de Nurullah askere gidiyor. Yani bu cinayet işlenmeden önce askere gidiyor. 29 Haziran 2012'de de terhis ediliyor. Yani cinayetten sonra da terhis ediliyor. Tabii ben hani bununla da yetinmedim. Bir de askerden izin alınıyor. İzin alındığı tarihte de 6 kere de izin kullanmış. Hiçbiri o cinayet tarihinde Nurullah'ın orada olmadığını gösteriyor. Hiç ilgisi alakası yok. Yani öncesinde sonrasında alakası yok. Ve bu da bana şunu getiriyor. Ahmet sen neden o zaman Nurullah'ı, sen de o dosyanın aslında şüphelisi olarak görünürken neden Nurullah'ı bu cinayette işaret ettiğin sorusunun evet. cevabı da şu anda benim için önemli açıkçası. Onu ben cevaplayabilir miyim ablacığım? Buyur. Lale'nin peşinde olduğu için Ahmet Taşkın'ın kendisi öldürdü, iple boğduğuna kadar anlatan bir kişi ise bunu da Ahmet Taşkın işlemiş demek ki. Yani tek amacı bu yani. Zaten o Lale'nin peşindeydi. Yani boşa bizim üstümüze suç attı ama her delille ispatlayabildik yani çok şükür. Ama bu cinayet, yani bu cinayet işlendiğinde, Lale'nin kocası öldürüldüğünde Nurullah orada değil. Yani yine söyleyeyim, cinayet tarihi 6 Ocak 2012. Mesela 1 Nisan 2011'de, 29 Haziran yine 11'de, 15 Kasım, 13 Nisan 2012, 8 Haziran 2012, 26 Haziran 2012. Yani öncesi sonrası falan bile tutmuyor. Hani, aynen öyle ablacığım. Gerçi bilmiyorum askerde idare edilir mi? Belki askerliği yakmasın diye hani olur ya. Bir gün geç gelir idare edilir falan. Hani biz milletçe böyleyiz. Hani ona kadar 6... baktım. 6 Ocak 2012. Ocak. 6 Ocak 2012 hiçbir evet. şekilde aldığı izinler o tarihe yakın bile değil. Yani gitmesi gelmesi de yakın. Terhis tarihi kaç? 29 Haziran 2012.
Haziran. Haziran 2012. 12. Yani Ocak'ta öldürülmüş, Haziran'da terhis olmuş. Adam Ocak'ta öldürülmüş, cinayete kurban gitmiş. 2012'de. 2012'de. Daha öldürülmemiş. Terhis olduğu zaman daha öldürülmemiş. Nasıl? Yok yok, öyle değil yani. Onunla alakası yok. Nurullah o sırada orada değil. Hayır hayır, Nurullah'ın alakası var demiyorum. Ama Haziran 2012'de terhis olmuşsa daha ocağa 6 ay var. Ocak 2012'de öldürülmüş. Ocak 2012'de öldürülmüş. Önce Ocak geliyor ya Haziran'dan. Abla önce. Dedim. Ha, Ocak bunlar... 2012'de öldürülüyor. Haziran 2012'de evet, terhis evet. oluyor. Ha. Ablacığım, bu Ahmet Taşkın benimle uğraştığı için önce. Ne yalan söyleyeceğini bilemedi. Allah yanılttı onu. Neden? Çünkü benim askerliğimi hesaba katamadı o. Askerliğimi hesaba katsaydı çok profesyonel bir yalancı bu insanlar. O da senin profesyonel olarak suç delillerini gizlediğini söylüyor. Sen ona profesyonel olarak yalancı diyorsun. Terhisten 6 ay evvel cinayet işlemiş. Evet, aynen öyle hocam. Beyim. Evet, terhisten 6 ay önce. Uzaktan yakından alakam yok benim. Belgelerim, ispatlarım da geldim abla. Söz sizde artık, ben bir şey demiyorum. Yani ben o zaman Ahmet, kusura bakma, senin bu mektupta yazdığın diğer şeylere de inanmıyorum. Her şey yalan ablacığım. Yani sen burada şimdi çok anlatmışsın. Özellikle Büşra ve Nurullah'la ilgili çok şey anlatmışsın. Ama şimdi sen burada bu işlemiştir dedikten sonra ben senin diğer yazdıklarına da inanmıyorum. Tabii açıkçası ben Ramazan Özcan detayını atamıyorum kafamdan. Yani o Ramazan Özcan detayı da var ya benim kafamdan. Şimdi o Ramazan Özcan detayını ben kafamdan atamadım açıkçası. Niye kendisi gelmedi hocam, Müge Hanım? Valla gelmiyor. Belki bağlanır, ne bileyim. Arkadaşlarımız çokça davet ediyorlar. Geldiği zaman da adama zaten kimse bir şey söylemedi ki. Gene bu kadın saldırıyor herkesin üzerine. Bir de Nevzat orada şey yaptı. Hani Nevzat'la biri oldunuz ama kimse de bir şey söylemedi. Duran Efendi de sustu. Duran Efendi burada olduğu zaman asıl onun konuşması lazımdı. Duran konuşsaydı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen niye geçen gün Duran'ın üzerine saldırıyorsun? Ne alakası? Şimdi Ahmet Taşkın sana bir şey yapıyor. Sen niye Duran'a kızıyorsun bu abla, konuda? Abla, o konu için ben Duran abiden özür diliyorum gerçekten. Kendim öyle, ben boğruma vurdum ama. Yani boğruma ben belen bulanıyorum. Ama yani. Neden? Abla, suçum yok, bana vuruyorsun. Gelen bana vuruyor, her şey vuruyor. Dedim olduğu gibi anlat dedim. Herkes dedim zar altında kalıyor. Bildiğin her şeyi dedim, anlat dedim. Bildiğimi anlattım. Dur. Bir dakika. Daraldık dedim, bunaldık dedim. Gitmekten gelmekten sıkıldık artık dedim. Ne biliyorsan abi anladım. Ben dedi bir şey bilmiyorum dedim. Benim üstüme geldi, benim üstüme gelmedim. Beni yeteklenince ben buna tekme vurdum. Ben hiç üstüme geldim. Bu şekil oldu. Ya bu konu için de senden çok özür diliyorum abi. Biliyorsan da ben adım bu arama diye bir vururum, ben adım melhem bulanıyorum. Düştüm şuraya, haberin biliyorum. Ben hastaneye, o konu açılmışken ben bir şey daha söylemek ben istiyorum. Gideydim yani sen... Bir dakika Duran abi. Ablacığım ondan sonra... Yok canım, bu kadar sen de abartma. Sen de biraz kendini koru. Ablacığım. Ya koruyorum ablacığım. Sen de yani gelen vurdu bana, giden vurdu bana diyorsun. Ben söyleyeceğim. Sen de öyle duruyorsun ha. Abla bir de biz yayın çıkışı, biz koridordan yürürken Zeynep Hanım'ın kocası bizim üstümüze saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti. Biz bu zamana kadar ölümle tehdit edildiğimiz halde şimdi Zeynep Hanım'ın kocası bizi ne hakla ölümle tehdit ediyor? Orada da sanırım Nurullah Zeynep'e bir şey söylüyor sanmış. O da ondan dolayı olmuş. Ama sonuçta... Ama sonuçta onun kocasının üstümüze yürümemesi lazımdı. Tamam işte, Nurullah da onun üzerine yürümemeliydi. O zaman şimdi... Gücü, kimin gücü kime yetere gelirsek demek ama ki böyle oluyormuş değil mi? Başka bir şey abla. He? Ama bir bayana karşı küfür edilmesi hoş bir şey değil yani. Sen niye karışıyorsun? Sen zaten erkekler kavga ederken senin ne işin var? Ben yaparım. Dedim. Ben ederim abla. Bu zamana kadar bir iki tane erkek kardeşim var. Onlar dövüşüyorlar. Onun üzerine saldırıyor. Bu zamana bak. Bu zamana kadar ben büküldüğüm için hep ezildik biz. Kimse kusura bakmasın burada. Ama kadınlar burada. Öyle erkekler yok, kavga ederken de kadınlar dalmazlar yok, araya. Girerim. Siz ciyak ciyak bağırınca adamlar da başka türlü şey yapıyor. Yapmayın. Siz biraz girerim. Kenarda durun yani. Öyle şey olur mu? Ya zaten kavga etmenize gerek yok. Ben hani Nurullah'ta şunu anladım. Yani Duran Efendi, sen açtın bunları başımıza. Değil mi, ona kızıyorsun aslında? Benim takıldım 3-5 ay ablacığım ya. 3-5 ay gezmişim, dolaşmışım. Ben parasını yemişim yani. Ben inkar etmiyorum. Ben yine söylüyorum ama benim cinayetiyle, kaybıyla alakam yok. Bu kadın zaten çalışan bir bayandı. Kendini çalıştıran bir bayandı. Arkasında gezen insan bu zaten. Kilit anahtar bu insan. Hani bu kilidi bende aramayın. Bu kilit anahtar bu adamda. Bu konuşursa her şey ortaya çıkacak zaten. Bence o aslında konuştu. Abla diyor ki abla şimdi Ramazan Özcan bence diyor. Ramazan konuştu. Özcan diyor. Ne alakası var? Anlatsın. Sen aslında Mustafa Bey'in arabasından indiğini gördün bu kadının. Gördün. Bak Mustafa Bey'i en azından çıkartalım aradan. Sen gördün. Arabadan arabaya götürmüşlerdin. Efendim Mustafa Bey. Özür dilerim Müge Hanım. Aslında ben bunu size canlı yayında söylemeyecektim.
O gün söyleyecektim de bu tartışma martmış olunca gittim. Hatta bakmıştım size de. Belki unutmuşsunuz diye. Belki bir, ben orada bir ifade vermiştim ya siz baz istasyonu dediğinizde. Beni yeğenim YouTube'dan bana bir şey paylaştı. Onun için... İkisini de vermiş o dakikalarda. Ve daha sonra senin sinyalin Lütfiye'nin orada kesilmiş. Ve Lütfiye'nin sinyali evinin orada verilmiş. Ve daha sonra Lütfiye'nin sinyali Avanos'ta vermiş dediniz ya. Yani şimdi orayı anlayamadım yani. Ben şimdi Lütfiye'nin sinyali... Sizin şöyle yani. Bir şey var yani. Sizin Lütfiye'ye hem 100 lira verdiğinizi iddia ediyorsunuz. Sizin Lütfiye ile yani alıp bir yere götürüp getirmeniz lazım yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Siz de ifadelerinizde böyle söylemediğiniz öyle, için söyledim. Siz o yüzden zaten anladım, çelişkili biliyorum, ifade biliyorum. Vermiş oluyorsunuz. Biliyorum abla utandım. Çünkü siz yani o zaman işte, gitmek biliyorum. Gelmek vesaire o zaman niye 100 lira verdin diye adama sordukları için siz orada kalıyorsunuz. Fakat Duran Bey diyor ki arabadan arabaya bindirmişler dedin bunu. Yok. Artık hakikaten söyle. Demek ki sen Mustafa Bey'in arabasından indiğini gördün bu kadının. Şey Müge Hanım benim öğrenmek istediğim bu şu değil. Dur. Onun arabanın tam şey değil mi göremedim yani biliyor musun? Neyi göremedin abi? Dedin ya arabadan ya Duran abi geçen gün söyledin. Geçen gün söyledin. Dedin ki. Duran abi geçen gün söyledin. Dedin ki mavi arabadan beyaz arabaya attılar dedi. Dedin. Attım, bu evet. Şekilde söyledin abi. Aynen bu lafı kullandın. Bu şekilde dedin. Mavi araba Mustafa Bey'inkisi. Mustafa Bey'den işte beyaz arabaya binmiş. Arabadan aldılar beyaz arabaya attılar dedin. Söyle artık da. Vallahi ben tam olarak arabadan attığını hatırlamıyorum da. Neyi yani bir arabaya binmiş. Duran. Ama söylemiyorum. Valla bir semiyat. Hep anlattım. Ya. Bildiğimi anlattım. Bilmediğimi nasıl anlayayım? Milletin üstüne iftira attı. Oğlum bildiklerimi anlatmış adam. Bilmediğimi nasıl anlatmayayım? Yeter bizim bir geçtiğimiz. Ama bilmiyorum. Valla bizim bir geçtiğimiz. Nasıl bilmiyorsun ya? İlk geldiğinde Nurullah öldürdü diyordun. Sonra Ahmet'e döndün. Sonra Ramazan Özcan'a döndün. Doğru. Bak Ahmet olayını doğru anlattın. Ahmet tehdidini doğru anlattın ama... Nurullah'ın üzerine saldırıp Ahmet'e geldin ki... Ahmet olayını teyitledim. Evet doğru. E şimdi de arabanın içinde Ahmet olabilir dedi. Şimdi de dedin ki şapkası vardı başında bir evet. Şey diyorsun. Terlik mi diyorsun? Terlik diyor. Kellik. He? Kellik. He kellik. Terlik. Bere. Terlik. Tamam, terlik. Hayır hangi harfle söylüyorsun onu? Ben de öğreneyim. Terlik harfle başlıyor. Terlik. Terlik. Terlik diyor. Terlik diyor hocam. Terlik başlatıyor. Ben buna terlik derim. Hocam bereye terlik diyor. Ya terlik derim ben buna. Bereye terlik diyor. Ben tamam bereye öyle bilmem. Mi kullanılıyorsun orada? Tamam terlik orada diyorum. Yöresel olarak tellik deniyormuş tellik. O başındaki yok. Şapkaya. Tellik diyor mu tellik? Bizim bere dediğimiz şeye tellik deniyormuş. Başında tellikliydi Ramazan'dı dedi. Evet. E tamam. Tellik dedim. E tamam o tellikten önce de Ahmet demiştin. Ahmet'ten önce de Nurullah demiştin. Sen o arabayı görmüşsün. O arabanın içinde birileri var. Bence sen Mustafa Bey'in arabasına inip o arabaya bindiğini de gördün. Ablacığım zaten tamam. Görmemesi mümkün değil. Götürdüğümü görüyor da bu aynı evdeyse getirdiğimi nasıl görmüyor? He. Bir de bak Lütfiye'nin sinyali evde veriyor diyorsun zaten. Geleceğini bilsem ben orada öleceğimi bilsem getirmezdim. Ben ne bileyim o an 10 dakika o başına o iş geleceğini. Yani gerçekten buna samimi söylüyorum. Ben orada onunla beraber öleceğimi bilsem ben o kadını yine bırakmazdım. Ben başıma bir iş getirirler benim bunlar. Hatırladığım kadarıyla 8 yıl olmuş 9 yıl. Ben bir hafta önce ne yediğimi hatırlamıyorum. İşte arkadaşlar bilir belki. Ama sen arabadan indiğini gördün. Vallahi abla ben buna bindiğini gördüm. Ya abi indiğini de söylüyorsun ya mavi arabadan beyaz arabaya. Bindiğini aktarıldığını da söylüyorsun. Telefon attım izlemiş Ramazan Bey. Geçen gün bağlandınız tam yayının son dakikalarıydı. Duran Bey arabanın içinde başınızdaki beresiyle sizi gördüğünü iddia etmişti. Evet. Buyurun. Dinliyorum sizi. İyi günler abla. İyi günler. Abla ben canlı yayına bağlanmak istiyorum. Canlı yayındasınız. Buyurun Müge Anlı ben. Evet abla. Ben şimdi ben o ayda ben senlik dinledim. Yalan konuşuyor. Ne yalanı konuşuyorum la? Abla iyi dinle. Sen ne yalan ne bileyim? %100 yani sen hayatta o ben senlik melik diyemem. Evet, giyinmen. Ne giyin ya? %100 Turan ve Mustafa Destri başı diyorum. Bağrına almış gitmişti. Nasıl o zamanın parasıyla yani parasını geri istememiş. %100 Turan'dan hepsinin haberi var.
Niye 100 lira vermiş o zamanın parasıyla diyor sizin için? Adım gibi eminim 100 lira verdim. 100 lira para verdim yani. Adım gibi eminim ya. Yani. Ona diyor ki niye vermiş? Hiç yanında bile tutmamış. Getirmiş götürmüş. Niye 100 lira vermiş? İçinde geziyorsunuz ya. Parasız kalmış. Ben ona 100 lira para verdim. Kalmayalım dedim. Ha şunu söylemedim. Zaten onu hocama da içeride anlattım. Ve o kadın benim o yaptığım ise buraya kadar gelmişsiniz dedi. Yani tamam, yani bunu da ben anam vardı istemedim yani, ama o anladım. Benim ona karşılık verdiğime. Ben 100 lira söyler misiniz beni tanıyor. Ramazan abi. Aynı anda konuşmayın. Buyurun. Ramazan Bey de yok, bu da ben anlamıyorum. Niye Mustafa Destabaşı diyor devamlı yani çamur atıyor. Niye, bir şey mi var sende? Duran Özdemir ile siz sende diyorum. Bu 100 lira ikinizde. Yalan konuşmayın yalan. Ramazan abi. Ramazan abi. Duman. Sen bir sefer buraya geldin de niye geri kaçıyorsun gidiyorsun, sağa solda gözükmüyorsun. Delikanlıysan bu kadar yapmadığına eminsen çıkarsın gelirsin bu stüdyoda her şeyi anlatırsın abi. Ben bir aydır buradayım bak. Çünkü bir bak bir aydır. Ve şuna inanıyorum ki. Abi bir saniye abi. Sen benim. Erkeksen gel buraya yüzleş buradan. Abi niye gelmiyorsun? Sen benim sorduğum abini versene niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun burada? Niye gelmiyorsun? Gel buraya. Düzgünce her şeyi anlat, bilelim, öğrenelim neyin ne olduğunu. Çünkü kendini suçluyorsun. Yalan konuşuyorsun, yalan. Yalan, kimse yalan konuşmuyor. Sen o gün kendini ifadenle anlatıyorsun. O gün kalkıp da diyorsun ki, ben Boğazköy'den buradan buraya geldim ve postanın oraya geldiğini söylüyorsun. Telefonda da söylüyorsun, burada da söylüyorsun, röportajda da söylüyorsun. Ben de sana diyorum ki, Lütfiye ablayla konuşurken yarım saate geliyorum dediğini söylüyorsun Lütfiye ablanın. 20 dakika sonra geleceğini söylüyorsun. Ve kendi ağzına konuşuyorsun bunları. Niye burada ya, kalkıp da herkesi konuşuyorsun? Tamam. Ben burada esnaf adamım. Ben canlıya da falan benim anlam açık yalan konuşma, tamam mı? Turan beni niye öyle tanımıyordu? Lan seni tanıyan tanrı vicdansız. Abi, bir kere geldim ben. Gel buraya gel gel. Oraya size oraya. Buran yanını unutma. Sana tanzimat davası açacağım. Aç istediğin kadar aç. Ben de sana açarım açarsan. Ya bari Ramazan abi o kadar delikanlıysan, esnafsan, aç istediğin kadar aç lan. Eğer bir suçun yoksa çık gel şu Müge ablanın programına. Arkadaş neyse hepsini anlat. Kaçıyorsun ki. Kadın pazarcıları ne İçeren kelimeler söylediğiniz zaman yayın kesiliyor, güzel olmuyor. Biraz Ramazan abi ben sana diyorum, delikanlı mısın, esnaf mısın, insan mısın? Yapmış olduğun, geçmişteki yapmış olduğun olaylardan dolayı eğer kendini diyorsun ya ben haksızım, adaletliyim. Eğer o kadar adaletliysen, haklıysan şu Müge ablanın programına gel, neyse her şeyi anlat, çek git. Duran'la da yüzleş. Duran'la da yüzleş. Yalnız ben burada bir şey söyleyeceğim Ramazan Bey. Bakın ben esnafım diyorsunuz ya, şimdi küçük yerler falan da demeyeceğim. Her semtin pazarı o semt için bilindiktir. Evet. Yani İstanbul'da da yaşasan salı pazarındakileri de tanırsın. Çarşamba pazarına gide gele tanırsın. Şimdi pazarda böyle bir adam tutup öyle bir kadınla falan filan konuştuğu zaman, gece o kadını 10'da 11.30'da aradığı zaman o pazarda o adamı barındırmazlar. Kimse ben size söyleyeyim. Yani mesela atıyorum benim... Yazın benim çocukluğum Büyükçekmece'de geçti. Şimdi Büyükçekmece'de bir tane böyle satıcı gidip de bir kadının evine 11.30'da gittiği zaman bunu bizim orada babalarımız falan da öğrenir. Konuşulur bu. Sonra da bizi pazara göndermeyecekler. Tabii ya canım, sizi pazardan gönderecekler. Gidiyor, yani doğru olan da sizi pazardan göndermektir. Yani esnaf adam böyle gidip de gece saat sonra patates, soğan, karpuz, kavun ne sattığı kadını 11.30'da arayamaz. Işte. Esnaf böyle şey yapmaz. Onun dedikodusu çıktı mı o pazarda onu barındırmazlar. Herkes ekmek parası derdinde. Pazarcıların işi kolay mı? Sabahın köründe kalkıyorlar halden gidip neler alıyor. Çok zor pazarcılık ha. Gecenin bir vaktine kadar çürüyor ediyor falan ama soğukta ben üzülüyorum o pazarcılara suların Lütfiye içinde. Bacısınız. Sizi orada nasıl barındırdılar öyle pardon, gece saat 11.30'da kadınları arıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Bak buraya 500 tane pazarcı bağlarım. Hepsi de der ki Müge haklısın. Ya abla niye öyle o zaman pazarcı adam gece 11.30'da kadını nasıl arayacak? Pazarcı adam tutacak da
bilmem kimin gelinini, öteki o Şehnaz'la ilgili soruyorum. Ayda 230 kere sadece Şehnaz'ın aradı, bir de karşılığı ailede 500-600 kere nasıl konuşacak? Olmaz. Ailesi zaten bir başvuru sonucu esnaf da yapmamış. Adam yapamaz. Zaten. Hiçbir şey. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.